Herkese selamlar. Bugün fiyat performans olarak çok güçlü iki tane laptop ile karşınızdayım arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bir tarafta Gigabyte'ın G5 modeli isimli bir laptopu dururken diğer tarafta da HP Victus Gaming 15 modeli karşımızda arkadaşlar. Bu iki bilgisayarı seçerken dikkat ettiğim bütçe 20 bin lira aşağısında, hatta 19 bin lira aşağısında bütçesi olanlar için iki tane bir laptop bulmak istedim arkadaşlar. Daha doğrusu bir tane bulmak istemiştim de. İkisinin de özellikleri birbirine çok yakın olunca ben ikisini de seçtim arkadaşlar. Hem böylece videoda çeşitlilik olmuş olur, iki tane aynı bütçede ve hemen hemen aynı özellikte iki farklı laptop sizlere bu videoda tanıtacağım. HP Victus'un 18.799 lira fiyatı bulunuyor. Gigabyte G5'in ise 18.999 liralık bir fiyatı bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her ikisi de 19 bin liranın bile altında. İki tane güçlü bilgisayar. Neye göre güçlü? Tabii ki fiyatlarına göre güçlü arkadaşlar. Ben ikisi arasında kaldım. Hangisini tanıtacağımı karar veremediğim için her ikisini de koydum. Aralarında zaten çok büyük farklar yok. Çok ufak ayrıntılar bulunuyor. Ben o yüzden ikisini de seçmek istedim. Şimdi önce soldan başlayalım, sonra sağdakini anlatırım. Gigabyte G5'ten başlıyorum arkadaşlar anlatmaya. 18.999 lira fiyatıyla bakalım içerisinde neler bulunuyormuş. İlk olarak ekrandan başlayalım. 15.6 inçlik 1080p çözünürlüğünde 144 Hz ekran yanılma hızına sahip, 16'ya 9 bir ekran en boy oranına sahip bir bilgisayar var arkadaşlar burada ekran olarak. İşlemci olarak da görmüş olduğunuz gibi Intel Core i5 12500H modeli kullanılmış. 12. nesil bir i5 işlemci var. 3.30 GHz ile 4.50 GHz arasında bir çalışma frekans hızı bulunuyor. 12 çekirdeğe sahip. Bu çekirdeklerden 4 tanesi performans, 8 tanesi ise verimlilik çekirdeği olarak çalışıyor. Sanal çekirdeği de 16 adet olarak belirtiliyor. Aynı zamanda 18 MB'lık da bir ön belleğe sahip ve 10 nanometrede bir üretim teknolojisi bulunuyor bu işlemcinin arkadaşlar. Ve 12. neslin getirdiği birçok teknoloji de içerisinde mevcut. RAM olarak ise 16 GB'lık 3200 MHz'inde çalışan DDR4 RAM'ler kullanılıyor arkadaşlar. Ve bu RAM'leri aynı zamanda arttırabiliyorsunuz. 64 GB'a kadar bu laptopun RAM'ini yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar, bilginiz olsun. Depolama bildirimi olarak ise 512 GB'lık bir M.2 SSD kullanılmış ve ekran kartı olarak ise RTX 3050 Ti'nin 75 Watt'lık bir versiyonu kullanılmış arkadaşlar. Evet, 75 Watt çok büyük bir güç vaat etmiyor ama fiyatı da 19 bin lira arkadaşlar. Yani bu bütçeye göre böyle bir ekran kartı kabul edilebilir. Sonuçta RTX 3050 de kullanılabilirdi. Burada RTX 3050 Ti kullanılmış 75 Watt'lık versiyonu. Bu fiyatta gayet yeterli bir ekran kartı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ekran kartının özellikleri ise kısaca anlatacak olursam 4 GB'lık bir bellek miktarı, yani video RAM kapasitesi bulunuyor. 128 bit değerine sahip DDR6 bellek türlerini kullanıyor. 8 nanometrelik bir üretim teknolojisinden geçmiş bir çipi bulunuyor içerisinde. Bu ekran kartının çekirdek hızları ise minimum 1222 MHz ile maksimum 1585 MHz'e kadar çıkabiliyor. Bu fiyata alınabilecek laptopların içerisinde kullanılabilecek en iyi ekran kartı budur arkadaşlar. RTX 3050 Ti'dir. 75 Watt'lık versiyonu. Bu fiyat segmentinde gayet güzel. Bağlantı var üzerinden devam edelim. Bu laptopta bir tane USB 2.0, bir tane USB 3.0, iki tane Type-C girişi bulunuyor. Bir tane HDMI, bir tane mini DisplayPort girişleri de bulunuyor aynı zamanda. Tabii ki Ethernet girişi de mevcut. Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 teknolojisi içinde barındırıyor arkadaşlar. Mini DisplayPort'un da 1.4 versiyonunu destekliyor. Hafıza kartı girişine de sahip aynı zamanda bu laptop. HD bir kamerası bulunuyor. Yani 720p çözünürlüğünde kameraya sahip. Bununla birlikte donanım özellikleri olarak yapay zeka destekli bir görüntü engelleme teknolojisi bulunuyormuş. DTS X Ultra gibi bir ses teknolojisine sahip ve iki tane de 2 wattlık hoparlörü bulunuyor arkadaşlar. Bununla birlikte 54 watt saatlik pil gücüne sahip lityum iyon pil kullanılıyor içerisinde arkadaşlar. Son olarak da 1.90 kilogramlık bir ağırlığı bulunuyor. Yani hafif diyebileceğimiz bir ağırlığa sahip arkadaşlar Gigabyte G5 veya G5, artık nasıl söylemek isterseniz. Şimdi HP Victus'u tanıtalım. Daha sonra ikisi arasındaki ben ufak farklı detaylardan bahsedeceğim arkadaşlar. HP Victus 15'te fiyatı 18.799 liradan başlıyor. Diğerine göre 200 lira daha uygun arkadaşlar fiyatı. Gigabyte'a göre ekranı aynı, hiçbir fark yok arkadaşlar. 15.6 inç 1080p çözünürlüğünde 144 Hz ekran yanılma hızına sahip. Aradaki farklar nedir diye soracak olursanız, burada ekran parlaklığı 250 nit olarak belirtilirken Gigabyte'da ise ekran parlaklığının kaç nit olduğu belirtilmemiş. Büyük ihtimalle burada da aynıdır arkadaşlar. Standart 250 nit olduğunu düşünüyorum ben. Aynı zamanda HP Victus 15'te LED IPS bir panel tipine sahip iken Gigabyte G5'te bu belirtilmemiş. Ama LED IPS arkadaşlar, bunu ben burada Trendyol'da, hepsi buradaki satıcılardan gördüm, özelliklerinden gördüm. LED IPS olduğu yazıyor, bilginiz olsun. Zaten Victus 15'te LED IPS ile birlikte geliyor. Yine 16'ya 9 ekran en boy oranına sahip. İşlemci olarak da yine Gigabyte ile aynı i5-12500H modeli kullanılmış. Özelliklerini tekrardan anlatmama gerek yok çünkü aynı işlemci zaten. Daha sonra RAM olarak da aynı. 16 GB'lık 3200 MHz'inde çalışan DDR4 RAM var arkadaşlar. Ama farklılığı bunda 2 tane 8 GB'lık RAM'lerden oluşuyor. Ve büyük ihtimalle RAM arttırımı yapamıyorsunuz arkadaşlar bu laptopta. Sabit 16 GB'ı kullanıyorsunuz RAM olarak. Depolama birimi olarak da aynı. 512 GB'lık M.2 SSD var içerisinde. Ekran kartı da aynı. RTX 3050 Ti. Burada watt değeri yazılmamış ama satıcıdan soru cevaptan baktım arkadaşlar. 75 watt olduğunu yazmış satıcı. Aynı yani. İkisi de 75 watt'lık RTX 3050 Ti ekran kartına sahip. İşlemci de aynı. RAM de aynı. SSD de aynı. Zaten bu 4 temel unsur ve aynı zamanda ekranla katarsak 5 temel unsur
tekstür de aynı olunca arada geriye ufak farklılıklar kalıyor. Şimdi o ufak farklılıkları anlatayım sizlere. HP Victus 15'te tıpkı GB'de olduğu gibi hafıza kartı girişini var tabii ki yine. Kamera olarak da GB'la aynı 720p'lik bir kameraya sahip. Arka klavye aydınlatması da yine var tabii ki. Bang & Olufsen'in bir ses sistemi bulunuyor HP Victus'ta. Bu kaliteli bir ses sistemi arkadaşlar. Bende de HP Victus 16 olduğu için Bang & Olufsen'in ses sistemi var ve gayet kaliteli bir ses deneyimi sunuyor sizlere. Çift hoparlörlü. Aynı zamanda kamerada çift mikrofonlu arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Pil gücü olarak ise 70Wh'lik olduğunu burada görüyorsunuz sizde. GB'da ise 54Wh'ti. Yani Victus 15'in bataryası GB'a göre daha yüksek kapasiteli ve daha uzun süre dayanacaktır böylece. Aynı zamanda HP Victus 15'te hızlı şarj özelliği bulunurken GB'da ise hızlı şarj özelliği olup olmadığı belli değil. Kendim araştırdım. Hızlı şarjı var mı yok mu öğrenemedim. Victus 15'in bağlantı var ya üzerinden devam edecek olursak 2 tane USB 3.0, 1 tane de Type-C girişi var. Aynı zamanda bir de HDMI girişi bulunuyor. HDMI 2.1. Ethernet var tabii ki. Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 teknolojilerini destekliyor. Gördüğünüz gibi arada batarya farkı var ve bağlantı tiplerinde de ufak farklılıklar var arkadaşlar. Mesela GB'da mini display port var. HP'de mini display port girişi yok. Evet, böylece videomuzun sonuna geldik. Ben her iki laptopun da linkini videonun açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Karşılaştırmanın kazananı kimdir peki diye soracak olursanız, hangi laptop sana göre özellikleri diğerine göre bir tık daha iyi, sen olsan hangisini alırdın gibi sorulara şöyle cevap veririm arkadaşlar. Ben olsam büyük ihtimalle HP Victus 15'i seçerdim. Eğer 19 bin lira 18 bin lira arasında bir bütçem varsa tabii ki tercihimi HP Victus 15'ten yana kullanırdım. Ama GB G5 de kesinlikle kötü bir laptop değil arkadaşlar. Arada birkaç tane farklı detayları bulunuyor tabii ki birbirlerinden. Ben size genel olarak özelliklerinden bahsettim. Her iki laptopu da kullanan arkadaşlar varsa bu videonun yorumlarına deneyimlerini, şikayetlerini ve beğendikleri beğenmedikleri yanlarını belirtirlerse çok mutlu olurum. Alacak olan arkadaşlar için de böylece yardımcı olmuş olurlar. Bugünlük benden bu kadar. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Farklı videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.